Assalomu alaykum, qadrli teletomoshabinlar. Kuzatayotganingiz Dunyo bo'ylab telekanalida shahardan yiroqda ko'rsatuvi. Azizlar, mana qish fasli ham yarimlab qoldi. Ehtimol ta'tilingizgacha hali vaqt bordir. Ammo bu dam olish kunlaringizdan, rohatlanish vaqtidan mahrum bo'lishingiz kerak degani emas. Demak, biz ham ayni maqsadda ijodiy guruhimiz bilan birga Toshkent viloyati Bo'stonliq tumani Chorvoq dam olish maskaniga qarab yo'lga tushmoqchimiz. Mehmonimiz esa estrada xonandasi Manzura Yo'ldoshova. Assalomu alaykum, Manzura opa. Va assalomu alaykum barcha muxlislarim. Umuman taklifimizni rad etmaganingiz uchun sizga tashakkur aytamiz. Manzura opa, o'zi mana shunday tabiat qo'yniga sayllarni tez-tez uyushtirib turasizmi? Harakatdamiz, endi har doim ham bo'lmaydi, lekin masalan, bugungi safarimiz menimcha juda ham menimcha kutilmagan bo'ladi va go'zal bo'ladi va bizga juda ham ko'p imkoniyatlar bugun ochiladi va shu imkoniyatlar bilan sizlarni tanishtiramiz. Albatta, madaniy hordiq ayniqsa ijodkorlar uchun juda ham kerak, chunki bilamizki, siz o'sha go'zal manzaralarni ko'rganda qandaydir estetik zavq olasiz va bu sizning ijodingizga ham bir muncha ilhom bag'ishlaydi. Demak, boradigan manzilimiz, bilasizki, shahar tashqarisida. Shuning uchun ertaroq yo'lga tushishimiz kerak. Ketdik. Biz yo'l olgan manzil Toshkent viloyati Bo'stonliq tumanida Ugom daryosining chirchiqi shundoqqina quyiladigan hududda joylashgan Chorvoq shaharchasi. Aytishlaricha, u yerga taxminan 1 soatda yetib borilar ekan. Xonanda Manzura o'zi nimalar bilan bor? Hozir biz soundtrekler ustida ishladik. Yangi serialga soundtreklar etdim. Harakat qilyapman faqat tarbiyaviy qo'shuvlar aytishga. Nimagaki hozir yaxshilikni yanada targ'ibot qilish, masalan, shu kinoda ham shunaqa holatda, masalan, inson shu yo'lga kirdi va oqibatida qanaqa holat bo'ladi. Shularni qo'shuv orqali, kinolar orqali muxlislarimizga yetkazish. Sevgi Nadir filmida rol ijro etgansiz, bilamizki. Va aynan shu film uchun chamasi 1-2 oylab tog'u toshda yurishingizga to'g'ri kelgan. Albatta, albatta. Hozir biz ham tog'li hududga yo'l olyapmiz. Qanday bo'lgan edi o'shanda jarayonlar, suratga olish jarayoniga tayyorgarlik? Ishonasiz, mana 10 yil bo'pti. 2011 yil kuzda 11 yil bo'ladi. Va men juda ham xursandman. Bu kino birinchi seriyasi 2007 yilda olindi, ikkinchi seriyasi 2010 yilda olindi. Vaqt sinovidan o'tdi. Mana shu 10 yil ichida o'sha hit darajasida hali ham turibdi-da, chunki har bayramlarda kulturli kinoda bu kinoni biz ko'ramiz kanallarimizda. Endi tog'li sharoitda ishlash albatta murakkab bo'lgan, chunki kechqurunman, 4dan keyin endi quyosh botadi-ku, 4-5 dan keyin va syomka stop bo'lardi va kechqurunman Toshkentga kelib Manzura bo'lib xonandaligimni qilardim. Kechasi yana Oqtoshga yo'l olib soat 6 da makiyaj 1,5 soat shunga beriladi. 8-9 da biz uchun motorga tayyor bo'lib turardik. Juda ham shu qiyin grafikda ishlaganmiz. O'zi oxirgi marta qachon tog'li hududlarga dam olganingiz? Men 2016-2017 yili ota-onam bilan biz Chimyonda dam olganmiz. Keyingi yil Turkiyaga borganmiz sayohatga. Endi Turkiyani ham bilasizmi, o'tda ham tog'lari bor. Endi Chimyonni havosini menimcha hech qayerda topolmasa kerak. Bir qancha chet davlatlarda bo'ldim. Chimyondagi o'sha kislorodga boy havoni men hech qayerda uchratmadim. Sal tushganingizda oqtosh bo'ladi. O'tam boshqacha, aynan mana shu suvni sharsharasi, moychechakni o'sadi-ku, shu tog'i qanaqadir go'zal kislorodga boy bo'ladiki, endi uni gapirib bera olmaysiz. Hali biz asosiy manzilga yetib borganimiz yo'q. Ozgina qoldi, qadrli teletomoshabinlar. Charchamadingiz-a? Yo'q. Maza qilib, go'zal manzaralarni tomosha qilib, ana endi asosiy manzil tomon yo'l olmoqdamiz. Chorvoq dam olish maskani hududidagi panoramik mehmonxonasiga. Ketdik, ketdik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum.
Ko'rinishidan yaxshi, Manzura opa? Ko'rinishidan yaxshi. Lekin bilasizmi, tashqi go'zallik bu boshqa narsa. Albatta. Mehmonxonadagi servis xizmatlari, undagi qulayliklar bilan bizni hozir ma'mur Anna таныштырып өтәдләр. Ассаламу алейкум, яхшымы, яхшы келәм. Бездә төрле хил категориядә номер бар. Булар стандарт, бизнес, полулюкс, люкс номерлар. Хәммәсе 2 кешелек. Бездә территориядә сауна бар, бассейн бар, фитнес клуб, ларкин театр бар. Ундан ташкары, номерымызның нәрсәне чиге нонушты керәде. Нонушыдан ташкары түшле яки кеч вакыт кылман дисәгез, бездә ресторан бар. Меню буенча заказ кылына дип ятыр, да? Балачалар үшін ам, шу нонштаге нөмір кірада, йогурт на масаланда. Балачалар үшін ам, нәрсі бол, қолтыр үшін ам, нәрсі бол. Келін енді бізні шароетлер білен, азгені болсады таныштырсаңыз, біз көріп шықсай. Ойлар бүйін омбірлер бұздан бұтас қысопланады, бұрып тұрген елізен кейін. Агар ойлар бүйін болла білен кем оқшы көсегілі, болалар, лотоғылары қой берілер. Охо, манзараны қарейлі. Тағыла білән тенгіләш тұрген дейін көйе? Бұтты. Көріш мәңге жүдейім қуаншылы. Чүнкі қам дамалы саңат үлді, қам пас кетшіп кешке оқатыны қылышым мүмкін. Yuqoridan kuzatganda ham juda ham chiroyli ekan. Men bugun mana shu tog'lar qo'ynida go'zal manzarada muxlislarim uchun taom pishirmoqchi edim. Qanday taom sir bo'lmasa? Kabob. Kabobni ko'pchilik yaxshi ko'rib tanovul qiladi. Ketdik. Manzura tomonidan keltirilgan yarim tayyor kaboblarni pishiramiz. Ish qilib chiroyli chiqsin deb taomimiz. Bu jigar bo'lsa kerak. Bu jigar. Jigarni uyda siqlanib olib kelingan. Siqlab olib keldilar. Buni sababini men tushungandekman. Negaki jigar bu yerga yetib kelgunga qadar ezilishi mumkin edi va siqlash jarayoni biroz qiyin kechardi. Shuning uchun tayyor siqlabdilar. Bu esa qanaqa go'sht, mol go'shtimi, qo'y go'shtimi? Bu esa qo'y go'shti, sekin boshlaymiz. Men juda ham jazni yaxshi ko'raman. Dumbasini ham yaxshi ko'raman. Bu o'sha siqlardan menga ham uzatib yuborasiz, sizga qarashib yuboraman. Negaki anchagina ekan bu yerda kabob. Bugun ijodiy guruhimiz bilan birgalikda mazza qilib kabob yeydigan bo'ldik. Buni siqlash jarayoni ham o'ziga yarasha mashaqqati bor ekan. Albatta. Quyosh borligiga qaramasdan biroz sovuq. Lekin biz issiq kurtkalarni kiyib olganmiz. Qalingina kiyinib. Bakuga borganimda ham Bakuda dengiz o'shanga izg'irin sovuq bo'ladi. Juda ham bilasizmi, shunaqa sovuq bo'ladiki, badanlar og'rib ketadi-da. Bizda lekin sovuq ancha yengil o'tadi. To'g'risini aytsam, mana shu kabobni siqlash jarayoni Manzura uchun bilmadimmi, men uchun juda ham qiyin kechyapti. Men uchun ham sal qiyin kechyapti, chunki shuning uchun qo'shiq bilan o'zimizni biroz chalg'itamiz azizlar, lekin hali uni yeyotganda mazza qilamiz. Bunga ishonchim komil. Xudo xohlasin. Ketolmayman lek sendan, umrim xazon yolg'onda, sahrosi bor yomon tan. Unutsaydim o seni, farishtalar men emas, farishta men bo'lolmas, bu faryodga qo'nolmas, unutsaydim o seni. Hozir qo'limda maxsus qo'lqoplar bo'lmaganda, juda ham bir olqishlagan bo'lardim. Ularni harakatlariga e'tibor bergan bo'lsangiz, hattoki kaboblar ham raqsga tushay dedi. Bu esa ularni musiqiy asboblar bilan yaxshi kelisha olishlaridan dalolat beradi. Pianino bo'lganda chalib berardim. Kaboblarni-ku o'zimiz siqlab oldik. Mehmonxona oshpazlari tomonidan bizga shunday taklif bildirildiki, ular bizga yordamlashib yuborar ekanlar kaboblarni pishirishda. Chunki bizni qiynalayotganimizni ko'rdilar menimcha. Juda ko'rishdi, ayniqsa men siqlayotganimda qalblaridan sezib shunda yordam qo'lini cho'zmoqchi bo'lishdilar. Albatta ularga alohida minnatdorchiligimizni bildiramiz. Endi esa pishirishgina qoldi xolos, demak ketdik.
Azizlar ko'rayotganingiz shahardan yiroqda ko'rsatuv. Mehmonxonaning bosh oshpazi Shinol Bilginni biz davramizga taklif qildik. Negaki ular tomonidan pishiriladigan taomlarni tayyorlanish jarayoniga juda ham qiziqdik. Marhamat, o'zingiz tayyorlab beradigan kabobni jarayonini bizga ko'rsatib berishingiz mumkin. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Önceki yaxshimisiniz? Yaxshi keldingizmi? Hozir sizga turk kebobi tayyorlayacağız. Ve Türk kebabını tayyarlarken kanaka kılınışını da aldığım seferinde biz bunları kıldık. Ama anlatacağız burada. Bu bizim acılı, açık olan kebabımız. Evet. Bunun içerisinde bu tamamıyla zırhtan yapıldı. Yani katla bıçaktan kılındı. İçerisinde garımdarın, kızılının maydası ve içerisinde yine paprika işletildi. Başka da bir şey, içerisinde piripırava, başkaca bir şey yok yani, fakat tuz var bir de. Suya batırıp suyu avuç içimize alaraktan şöyle baş parmağımızla ilerletiyoruz. Suda ilerip alış kanda netice bir anda? Suyla daha asan olur bu, yoksa daptele bölüp gider yani. Onun için suyla yumuşak bölüşü için sıklanışı. Hazır kuru yapmaz. Şimdiden de başka çoğu usulde tayyorlanı yaptı. Ya bu biraz evet katta bölüyor bizimkisi. Hatta hatta pişirdikten keyin taryolkaya salınışını da size ben göstereceğim. Yani yanında garnitürle beraber mehmanımıza servis ediyoruz. Görüyorsunuz böyle yumuşak bir kebap bizimkisi. İhtiyat kılaraktan sıklayış şart bunu. Şöyle. Bölüm gitmezdi gücüm. Tabii. Nakışı olacak üstünde. Çünkü yumuşak bölüşü için koruyapsız kop kollarını suge batır yaptılar. Ve aynı şu cereyanda bir de ihtiyatkarlık bilen kıymanı sıkket kıbalışımız gerek deyip ayıp yaptılar. Bana bu cereyanını korup bana hayrettim ben. Çünkü aynen Türk kebabını istimal kıyken de her dönem şunu şekli kanaka bolerek yani derdim. Kare ben şu birinci barmağı bulan boşu urup urup şunu şekilde bolerek yani. Ve şuralarından bunu şöyle bağlayış gerek ki şuralarından şöyle. Bu piştiği vakit dağılmasın yani. Şuna kadar. Bu hazır tayyar kebabımız. Aha. Demek yer mi geçiyor? Kıyma tortilerken tabii. Yarıma geçeyim. Bu gramına bağlı da almaşabilir. Yani eğer ki daha kuprak gramaj işletseydi buraya kadar da gelebilirdi. Yine bu da bizim bu şirin kebabımız. Ya ostri yok bunda. Bunda evet tuz, iyi. Burada Balgarski Perits kızılından işlettik içerisinde. Bu Gaziantep yöresine göre tayyarlandı. Mesela Adana'ya gittiğiniz zaman durumlar değişebilir, değişiklik gösterebilir. Yani çünkü sizde de mesela Özbek aşı var. Özbek aşı cüdiyem beni yakıyor, yakşı. Yiyip gördüm, cüdiyem hıllarını da yedim. Bir tek hılı yok Özbek aşının. Siz de biliyorsunuz yani 15 tek hılı var yani. Toy aşı, çayhane aşı, uyda kılınan aş. Bizde de kebaplar şuna almaşabilirler. Yöresine bağlı. Mesela Hatay'da başkacadır, Adana'da başkacadır, Urfa'da başkacadır, Gaziantep'te başkacadır. Biz burada Gaziantep'e göre kılışa hareket kılıyoruz. Çünkü ben Gaziantep'te de bulundum. Gaziantep beni cüdiyem avukatları yakıyor. Mana boldu. Şunaka. Açık. Boğmayanı da tayyar boldu. Şunaka görebilirsiniz. Zaten renginden bu açık, bu açıkmaz olduğu çunuluyor. Hazır pişirmeye geçişimiz gerek. Pişirdikten keyin mezesini, görüşünüzü kokluyorum. Elbette. Bilesin, ben hızmat seferlerde, kub devletle de bugün ben ve Baku'da buldum. Azerbaycan, Baku. Azerbaycan'da buldum. Azerbaycanlı kebapları cüdde başkaça tam ki. Ular kendi farklanadı Türk? Şuna kadar çındırayım. Ben Azerbaycan'da bolmadım. Bilmiyorum. Yani kanaka kıldıklarını araştırmadım. Lakin şunu biliyorum. Benim burada sezonda, yaz ayında Azerbaycanlı mehmonlarım kuprak boldu. Hamısına ben kıldım. Hamısı yaktı dedi. Rahmet deyip buradan gittiler.
Neçe xil tavam pişirişini biləsiz? Koprak tavam pişirişini biliyorum. Yani Amerika'dan biliyorum, İtalya'dan biliyorum, Türkiye'den biliyorum. 500-600 TL, belki 1000 TL tavam tayyarlayışı biliyorum. Hürmetli mehmonlarımız ve hürmetli gösterimizi izleyenler, hazır pişirişe geçiyoruz. Gittik. Gittik. Ana, asosiy jarayonimiz boshlandi. Tan olish kerak, biroz sovuq tushdi. Lekin mana hozir issiqqina bo'lib turibmiz. Lekin baribir bu ish ekilan ishi deb bilaman. Va zo'r chiqadi, xudo xohlasa. Mana biz jarayonni o'rganib olyapmiz. Rostdan ham juda ham sovuq. Biz ichkarida kutib olamiz. Rozimisiz? Ketdik, ketdik. Mana ajoyib bo'lgan kabobimiz ham tayyor bo'ldi. Tog' qo'ynida pishgan kabob. Demak, baho beramiz, yeb ko'ramiz. Albatta. Qani. Men sizga bu mana o'zlari yarim tayyor holatda olib kelib pishirgan va pishirtirgan kaboblari, chunki bizga yordam berib yuborishdi. Yeb ko'ramiz. Yigitlarimiz juda yaxshi pishiribdilar. Ko'pinchali mana shu yoqlarni yaxshi siqlamagan bo'lsak ham, yaxshi pishibdi. Buning uchun oshpaz yigitlarga va mehmonxona ma'muriyatiga alohida tashakkur aytamiz. Qani endi bosh oshpaz shaxsan o'zlari tayyorlab bergan kabobni tatib ko'rib baho beramiz. Mana yonida garnir ham bor. Guruch menimcha, lekin rangi sariq bo'lgani uchun hozir nimaligini to'liq ayta olmayapman. Va salat ham tayyorlabdilar. Murch bilan. Murch bilan. Menimcha bu taxtachalarni. Endi kabobni achchig'i sizga tushganmiki, mengami hozir? O, bittasi achchi, menimcha manda. Hozir bilamiz. O'zi achchiq yeysizmi? Achchiq yeyman, ozgina. Bu turkcha usulda pishirilgan kabob. Judayam zo'r. Achchig'i menga tushdi. Nomi bitta kabobda, lekin tayyorlanish usuli har xil. Tayyorlanish usuli har xil. Yeganingizda umuman mazasi har xil bo'ladi. Va bilasizmi azizlar, taomni qanchalik shirin chiqishi, qayerda qanday mehr bilan tayyorlashgan ham bog'liq. Mana hozir tabiat qo'ynida maza qilib taom pishirdik. Buni o'zgacha gashti bor. So'nggi yillarda mana shunday mehmonxonalarni ko'plab bunyod etilgani, qurilganini ko'rishimiz mumkin. Siz yurtimizda amalga oshirilayotgan ishlar haqida nima deya olasiz turizm sohasida? Umuman olganda turizm sohasi biz ana xudo xolisa sayyohlarimiz uchun va umuman o'zbek xalqimiz uchun mana aeroportda o'ziga kirganingizda qancha o'zgarishlar. Kofe ichadigan, choy ichadigan mashinalar u bir dunyo. Samolyotdan tushganingizda oldini juda ham ko'p noqulayliklar bo'lardi. Hozir shunaqa qulayki, bitta katta koridorga borasiz, 10 taga yaqin oyna bor, pasportning kontrollarini shunaqa yengil ona 5-6 minutda, xo'p 10 minutda o'tkazib olasiz. Juda qulay bo'lgan. Yengilliklar ko'p qilingan deb bilaman. Turizm sohasiga kelsak, hozir mana ko'rvolmiz, shu gostinitsani, otelni mana endi ko'rdim. Yonida mana yana bitta turibdi, yana otel bo'lyapti. Chotni o'zida ham chiroyli dam olsa bo'lar ekan. Azizlar, biz sizlar bilan xayrlashishga majburmiz. Negaki, hozir mana ko'rib turibsiz, oqshom cho'kdi. Biz hali yo'lga tushib, shahargacha yetib olishimiz kerak, to'g'rimi? Ijodingizda faqat va faqat omadlar yor bo'lsin. Rahmat. Tabiat qo'yniga sayr qilib turing, chunki bu nafaqat estetik zavq beradi, balki insonning salomatligiga ham ta'sirini o'tkazadi. Xudo xohlasa, rahmat. Demak, azizlar, keyingi dasturlarimizda shahardan yiroqda ko'rishguncha. Hayır.